Merhaba arkadaşlar. Ben geldim tekrar. Konumuz Hüseyin Çiçek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunu eliyle istismar ettiği için tutuklandı. Tutuklandığı hapishanede bir takım şeyler yaşamış. Büyük ihtimal şu anda tek kişilik bir hücreye alınmış. Tek kişilik bir yere alınmış. Alzheimer başlangıcıymış arkadaşlar. Bu doğru. Alzheimer başlangıcı ama cezai ehliyetine engel değil. Çok üzülmüş hapishanede. Hani rezil olmasına çok üzülmüş. İşte bu rezilliğinin videoya çekilip ortalara dökülmesine çok üzülmüş. Bundan dolayı Alzheimer başlangıcı olduğu için bir ilaç kullanıyormuş. Ama dediğim gibi ileri derece Alzheimer değil. Alzheimer başlangıcı. Bundan dolayı üzüldüğü için de ilaçlarını kullanmayı reddediyormuş. Allah ölmüşlerine kavuştursun inşallah seni Hüseyin Çiçek. Dediğim şey bu. İnşallah seni canlı olarak çıkmazsın o hapisten. Bir daha özgürlüğü rüyanda bile göremezsin inşallah. Senin gibi insanlara ben her türlü beduayı ederim. Her türlü kötü şeyi söylerim. Çünkü senin yaptığın her şey ispatlı. Oğullarına da söyleyeyim. Şu ortalıkta Sedat Bucak benim patronum. İşte Bucak aşireti benim arkamda diyerek insanları tehdit ediyorsun ya. Boşuna yalan söyleme. Bucak aşireti senin arkanda değil. İnsanları da buradan uyarıyorum, buradan söylüyorum. Kesinlikle Bucak aşireti böyle bir rezilliğin arkasında durmayacağını açıkça belirtmiştir arkadaşlar. Ve zaten bununla ilgili bir yürüyüş de yaptılar 27 Haziran'da. O yüzden bu İbrahim Çiçek ile Cumali Çiçek'in tehditlerine boyun eğmeyin. Sonra dünkü yayınımda Ramazan Çiçek diye birisi gelmişti. Bu ailede maşallah Ramazan isminde çok kişi var. Hangisi acaba diye merak ettim. Bir araştırdım. Araştırmalarımın sonunda bunun ufak bir velet olduğunu öğrendim. Daha 19 yaşında. Ve Antalya'da yaşıyor. Bak Ramazan Çiçek. Sana bu zamana kadar kim ne öğretti bilmiyorum ama yanlış öğretmiş. Sen bak daha yaşın çok küçük. Şimdiden seni uyarayım. Kötüyü savunma. Kötüyü savunduğun bu olay yarın öbürsü gün senin başına geldiğinde seni kim savunacak? Emin ol seni savunan yine ben olacağım. Başına böyle bir kötü bir şey geldiğinde senin annenin, senin bacının, senin çocuklarının başına bir şey geldiğinde emin ol ben savunacağım. Burada o sana ya da senin ailenden herhangi birine böyle bir pislik yapan insanı dünyaya yine ben rezil edeceğim. O yüzden sana tavsiyem daha yaşın küçük, daha sen yolun çok başındasın. Sanırım sana doğruyu yanlışı yanlış öğretmişler. İnternete gir. Neler suç, özellikle dünya genelinde neler suç? Şunlara bir incele. Ondan sonra gel buraya yorum yap. Bu arada banlanmış zaten Ramazan Çiçek. Yine ben bu yayını herkese açık yaptım. Çiçek ailesinden de gelen olabilir. Aksi görüşteki insanlara da burada yer veriyoruz. Gelebilirler, yorum yapabilirler. Savunuyorsanız neyi savunuyorsunuz bize açıklayın. Çünkü her şey aleni ortada. Yani eğer o video olmamış olsaydı, o video çekilmemiş olsaydı siz buna yalan deyip yine üstünü örtecektiniz. Ve bu Hüseyin Çiçek denen seri tecavüzcü, seri tacizci, seri istismarcı yine elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşacaktı. Allah razı olsun onun üstündeki tozu kim silkelediyse. Allah razı olsun onu kim hapse attıysa. Ve dilerim adaletimiz, bakın adaletimiz, dilerim buna en ağır cezayı verir. Bir daha canlı olarak o hapisten çıkamazsın inşallah. Bunu söyleyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Size hemen dünya basınından bir haber göstereceğim. Google'a yazın. Hüseyin Çiçek Şanlıurfa diye yazın. Karşınıza hemen ilk başta burası çıkıyor. Turkish Minute. Hemen tıklayalım. Turkish Minute. Evet. Evet, bir çocuğa bu cümleyi göstereyim de söylemeyeyim çünkü YouTube sarıya düşürebilir beni. Bazı cümleleri kabul etmiyor. Ceza almayayım. O çocuğa uygulamış olduğu, ha bizde ne diyorlar? Kibarlaştırıyorlar ya tecavüzü. Parmağıyla olsun ya da başka bir yeriyle olsun. Bir çocuğun sen eğer vekaletini bozuyorsan bunun adına tecavüz denir. Ya da istismar denir. Bu istismarı yaptığının başlığı bu. Bu haberi yaptığı için Metin, neydi bu beyefendinin adı? Ay unuttum şimdi bakın. Ay burada yazıyordu. Ha Mehmet Yetim.
Heh. Mehmet Yetim'i gözaltına alıp bir gün boyunca tutmuşlardı bu haberi yaptığı için. Ve başlıkta bu. Bu kapağı da kullanmışlar. Yani bu gazeteci aslında görevini yaptı. Ama yok, yayın yasağından sonra sen haber yaptın diye bir gün hapis bir gün gözaltına tuttular bu beyefendiyi. Sonra da serbest bıraktılar. Serbest bırakacaksınız zaten. Bu beyefendiyi sizin gözaltına almanız suçluları sevindirir. Hüseyin Çiçek denen o sapığı sevindirir. Onun ailesini, onun oğullarını sevindirir. Yani suçluları sevindirir. Masumları üzer, suçluları sevindirir. Ve serbest kaldı. Türkiye'de böyle bir yasak var. Bundan dolayı beyefendi bir gün gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ceza almamasını diliyorum. Burada da evet, şöyle aşağı ineyim. Evet, videoya çektiğini bey diyor ya adam. Adamın istismarda bulunduğunu, 2 yaşında olduğunu söylüyor ama iki yaşındaydı. Şanlıurfa'da Salı günü 22 Haziran Salı günü olmuş. Dur, yanlış yere tıkladım. Ha, şurada haritaya bakacaktım, durun. Yok, Perşembe, pardon, özür dilerim. Tuesday ile Thursday'yi hep karıştırıyorum. Perşembe günü, 22 Haziran Perşembe günü. 75 yaşındaki, adını da yazmışlar buraya, görüyor musunuz? Hüseyin Çiçek. Türkiye'de saklıyorlar, HÇ diyorlar. Bakın burada yazıyor Ulusal Gazete'de. Ay, nereden biliyorlar acaba? Ve tutuklandığını yazıyor yine burada aşağıda. Videoyu çeken Twitter account'unda paylaşmışlar ilk. Evet, iyi ki paylaştılar. Burada da şey yazıyor. Mehmet Yetim'in buradaki yazısı kamuoyuna duyurulur. Şu an Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne gözaltındayım. Ne yazık ki bu paylaşımdan dolayı mevcutta olarak gözaltına alınmış bulunuyorum. Yapmış olduğum şey masum bir çocuğun hakkını korumak için mesleğimi icra etmektir. Şayet bundan dolayı gözaltına alındıysam diye devam etmiş bu kısa. 26 Haziran 2023 tarihinde gözaltına alınmış. Ertesi günde serbest bırakıldı. Ve yine 27 Haziran'da Yıldız Melek Bucak ve babası Ahmet Bucak çocuk istismarına son adı altında bir gösteri yürüyüşü yaptılar. Önce toplantı yapıp ardından gösteri yürüyüşü yaptılar. Ve Bucak aşiretinin de bu şekilde asla bu tacizciyi savunmadığını da öğrenmiş oluyoruz. Bu Turkish Minute'deki haber, dünya basınındaki. Bu da Brazil Post, yani Brezilya'daki haber. Brezilya'da bile haberlere konu oldun. Hüseyin Çiçek, Türkiye'de her ne kadar ismi söylenmese de Turkey Post English, yani Brazil Post, onun her şey suç mali. Evet. Hüseyin Çiçek 60 yaşında diyor. İşte ilk zamanlar paylaşıldığı için bu tür şeyler olabiliyor. 75 yaşında zaten. 2 yaşındaki erkek çocuk diyor. Burada da yanılmışlar. 2 yaşındaki kız çocuğuydu. Yine burada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasını da buraya eklemişler. Ben size o açıklamayı okumuştum zaten. Bakın, child, bunu okumayayım çünkü okuduğumda YouTube bunu beni sarıya düşürüyor. Gördüğünüz gibi şurada ne diyor? Çocuğa tecavüz etmiş eliyle. Sonra yine geriye dönelim. Ay, reklamlar geldi. Görsel aramadan bakalım. Ha, burada benimki çıkıyor ilkin. Benim yayınlar çıkıyor. Koruma, aklama, yargıla. İşte burada şey. Mehmet Bey, Mehmet Yetim. Burada bu sapık. Allah'ın cezası. Sağ solu kontrol ede çocuğu istismarda bulundu. Diğer yok, başka yok. Yani gördüğünüz gibi şeyde, Google'da aradığınızda çok fazla bir haber yok. Benim iki tane yayınımı görüyorsunuz burada. Mehmet Bey'in haberini görüyorsunuz. Burada şunu bir tıklayalım bakalım. Gazete Vatan. Açalım bakalım Gazete Vatan'ı. Evet, bakın Gazete Vatan. Gördüğünüz gibi neresi? Ya, Şanlıurfa'nın yerel şeyi bu. Gazete Van, pardon. Gazete Van, Vatan diyorum. Van'ın haber sitesi. Burada da gösteriyor. Bakın ne diyor? Şanlıurfa'da çocuk istismarı
80 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Ve ne diyor burada bakın. 80 değil 75 yaşında çünkü 1948 doğumlu. Urfa'nın Siverek ilçesinde 80 yaşındaki Hüseyin Çiçek 2 yaşındaki çocuğu istismar ettiğine ilişkin anlar sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Çiçek gözaltına alınarak tutuklandı. Yani Google'da duruyorsunuz. Ondan sonra tabii siz göremediniz o haberi ya. Tüh dur açayım şuradan. İkinci sayfaya geçtiği için göremediniz. Açıl. Evet bilgisayarda yavaş yavaş şuradan tıklayalım. Açıl. Bakayım. Evet şimdi görebiliyorsunuz. Gazete Van.com Van'ın bir ulusal gazetesi. Yani yerel gazetesi. Şanlıurfa'da işte burada görüyorsunuz. Bakın saklanan ismi burada. Aleni açık. Hüseyin Çiçek. Burada koruma, aklama, yargıla. Devamı da var. Evet Hüseyin Çiçek. Dediğim gibi dilerim en ağır cezayı alırsın. Çünkü taciz etmediği, istismarda bulunmadığı kimse kalmamış. Hem kendi ailesi içerisinde hem de mahallede. Nasıl yaptığını size kısaca anlatmıştım. Bugün bir daha tekrarlayayım. Şunu da söyleyeyim bu şeyde Hüseyin Çiçek'in oğullarını da söyleyeyim. Milleti tehdit etmekten vazgeçin. Sizi de rezil rüsva ederim. Bakın Hüseyin Çiçek ve Cumali Çiçek. Sizin de bende her türlü bilgileriniz var. Her türlü resimleriniz, her türlü şeyiniz var. Sizinle uğraşmak istemiyorum çünkü suç kişiseldir. Yani babanızın suçu. Ve korumayın. Bırakın o rezil adam o cezayı yatsın. Ne kadar ceza verecekse yatsın. Aklamayın. Çünkü İbrahim Çiçek. İki tane çocuğun var. O çocuklarını bir çek kenara da bir konuş. İki küçük çocuğun var. Bir kız bir erkek. Bir git konuş. Babanın yaptıklarını öğrenmek için onlarla bir konuş. Çünkü kendi aile bireylerine bile, Çiçek ailesine bile el uzatmış. Mahalle çocuklarına el uzatmış. Ve onları kandırıp kucağına oturtmak için baklava, çikolata, artık çocukları sevdiği ne varsa onları götürüyor. Ve bir baklava, bir kucak. Bir çikolata, bir kucak. Ruhunuzu karartmayın Ebru'cum. Şurada. Ruhumuzu da kararttılar. Yaşlandım bu haberlerden. Vampir gibi pis enerji. Bu tür haberlerin üstünün kapatılması doğru değil. Mesela bakın yaşı başı almış adam böyle şey yapmaz. O video çekilmeseydi savunma buydu. Yaşlı başlı adam zaten Alzheimer işte malum yerinde çalışmıyor derler. Bakın hemen çıkartırlar bazı şeyleri. Pat diye çıkartırlar. Zaten geriye dönük rapor çıkartmaya çalışıyor ama artık insan içine çıkacak yüzleri yok. Bence size tavsiye, benden size tavsiye İbrahim ve diğer bu sapı babanız olsun amcanız olsun neyiniz olursa olsun bunu savunanlar. Bence neyiniz var neyiniz yoksa satın. Siverek'ten ayrılın. Çıkamayacaksınız çünkü insan içine. İnsan içine çıkamayacaksınız. Sizinle dediğim gibi İbrahim Çiçek ve Cumali Çiçek. Sizinle uğraşmak istemiyorum. Sizinle uğraşmamı istemiyorsanız siz de insanlarla uğraşmayacaksınız. Öyle ben burada da söyleyeyim öyle bucak aşireti arkamda diye boşuna konuşma İbrahim Çiçek. Bir tekmelik hakkın var. Eğer boyunu aşarsan, haddini aşarsan bir tekmelik hakkın var. O tekmeyi de sana birileri atar ve canın çok yanar. O kadar söyleyeyim sana. Ve emin ol eğer sen bu yaptıklarından vazgeçmezsen İbrahim ve Cumali. Ramazan'ı katmıyorum çünkü Ramazan daha dünkü çocuk. Bir şey bilmiyor. Onu katmıyorum hiç. Siz ikiniz, çıbanın başı ikiniz.
Sahte sahte isimlerle insanları tehdit ediyorsunuz. Sahte sahte isimlerle kanallara gidip o insanları tehdit ediyorsunuz. Halk TV'yi bile tehdit ediyorsunuz. Ha, arkanızda birileri olsa hadi anlayacağım. Ama siz kanalları tehdit ederken benim arkamda bucak aşireti var diye tehdit ediyorsunuz. Halk TV'ye de söylüyorum. Buradan sesleniyorum. Ben pek çok yere mesaj çektim. Hani şey de yolladım. Mesaj çektim. Halk TV'ye de yolladım. Diğer kanallara da yolladım. Gidin bucak aşiretiyle görüşün. Yani gidin bucak aşiretiyle görüşün derken gidin hani yani benim aslında gidip bucak aşiretiyle konuşun dememin nedeni gerçekten onlar bunları korumuyor. Ortadaki dolanan sağda solda insanları tehdit eden sadece iki kişi. Ya savunmayın. Babanız da yapıyor olsa, evladınız da yapıyor olsa suçu savunmayın. Suçu yapan kişiyi savunursanız bu ona iyilik değildir. Tamamen kötülüktür. Siz o yılanı kendi elinizle beslemiş oluyorsunuz. Mahalledeki çocuklar, bu arada babanız şu anda Alzheimer başlangıcı. Babanızın bir geçmişi var. O çocuklar, yani taciz ettiği çocukların çoğu büyüdü şu anda. Hala da devam ediyormuş yani taciz etmeye. Ve ben bu kişi için resmen söylüyorum yani. Hüseyin Çiçek seri tecavüzcü, seri tacizci ve seri istismarcı. Onu koruyan onun gibi tecavüzcü ve seri tacizcidir. Mehmet Karakaş, Pınar Hanım, Allah sizden bin kere razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Sizler iyi insanlarsınız. İyi insanların yanındasınız. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demek de bir erdemdir. Ve herkes de bunu görmüyorum. Ve aile büyüğü yanlış bir şey yaptığında işte çocuklar da o yanlışı savunuyor. İyi de bu savunduğunuz şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Başkası yapsa çok büyük böyle namus davasını çevirir, kalaşnikofları çıkartır, birbirlerinizin evlerini tararsınız. Babanız yapınca meşru mu oluyor? Suç suçtur. Adalet mevki, işte etnik köken falan fark etmez. Herkese eşit olacak. Eşit davranılmalı. Davranılmadığı takdirde ülkede kaos çıkar. İnsanlar kendi adaletini kendi sağlamaya kalkar. Evet, reddedin babanızı Ebru Uluyaz'ı. Aynen, reddedin babanızı ya. Ya senin çocuğuna bile elini uzatmış İbrahim Çiçek. Konuşturma beni burada. Daha fazla konuşturma. İbrahim Çiçek. İbrahim Çiçek'in kardeşleri. Kız kardeşleri. Erkek kardeşleri. Hepinizin çocuğuna dokunmuş. Hepinizin çocuğunu kucağına oturtmuş. Siz hala neyi savunuyorsunuz? Savunmayan insanlar da var. Dediğim gibi Çiçek ailesinden 8 kişi savunmuyor. 8 kişi. Bak Çiçek ailesinden 8 kişi, bir de mahalleden 8 kişi. Toplamda 16 kişi. Benimle konuşan. Yana döne bunları arıyorlar. Kim bunlar diye. Tehdit edeceklermiş. Öldürürüz sizi, asarız, keseriz. Yürüyün gidin oradan. 16 kişinin 16'sını da mı öldüreceksin? Beni de mi öldüreceksin? Hepimizi öldüremezsin. Sen edebinle susup babanın yaptığı ayıbı asla savunmayıp o babanın yüzüne tükürmen lazım. Ki siz savunmaya geçiyorsunuz. Aşiretten yardım istiyorsunuz. O kapının önüne de boşuna yatma. O kapı sana hiçbir zaman açılmayacak. Bu konuda o kapı sana açılmayacak İbrahim Çiçek. Şenlurka, aklımdan geçmedi değil. Bakın, aklımdan geçmedi değil. Şu anda benden Şanlıurfa Siverekliler'e söylüyorum. Benden size tavsiye. Sizi taciz ettiyse. Yani ama bunları söyledim bakın. Benimle konuşan insanlara da bunları söyledim. Gidin şikayetçi olun. Şu anda gözaltına alındı, tutuklandı. Bu tacizden. Artık aleni. Ve geçmişe doğru kimlere tacizde bulunduysa, kimlere böyle şeyler yaptıysa gidin şikayetçi olun. Yani dava sayısı artsın ki bu sapık bir daha dışarı çıkıp sizi de, sizin çocuklarınızı da, torunlarınızı da taciz etmesin. İstismar etmesin. Gidin şikayetçi olun. Şimdi şikayetçi olun dediğimde bazıları dedi ki işte ben şikayetçi olursam işte babam beni öldürür, abim beni öldürür. Ya niye öldürsün? Niye öldürsün? Siz değilsiniz ki suçlu. Suçlu olan o pislik. O pisliğin en ağır cezayı alması lazım.
Evet, çünkü yani her seferinde hükümeti bağlamak istemiyorum. Hükümeti konuşmak istemiyorum. Gerçekten bu tür insanlara gerekli cezayı vermiyor. İşte bu yüzden söylüyoruz. Karakolun ön kapısından giriyor, arka kapısından çıkıyor diye. İşte adaleti gerektiği şekilde kullansalar, herkese adil olsalar biz de burada isyan etmeyiz. Gizli kararın verildi. Tamam, gizli kararına uyarım. Ama gizli kararı suçluları koruyor. Hep öyle olmadı mı? Suçluları korumadı mı? Benim sıtkımı sıyırması, benim tepemi atmasının sebebi bu zaten. Ha, size bir şey daha göstereceğim. Ben şeye de Yücel Ceylan'a da Saadet Öğretmen'e de mesajlar yolladım. Bu pislik için. Yorumlar da yaptım. Yücel Ceylan. Size onu da göstereceğim. Açalım. Screen. İşte Yücel Ceylan. UCİM'in başkanı. Kendisi. Ne diyor Yücel Bey? Siz dosyada gizlilik kararı alırsanız, 80 yaşındaki sapıkın dosyası Hüseyin Çiçek'in. Biz Şanlıurfa'ya gelir, halka olup biteni anlatırız. Çocuğumuzu istismar eden şahsın dosyası toplumun davacı olduğu bir dosyadır. Ülke olup biteni bilmelidir. Yok öyle gizli gizli yargılamalar. Aynen katılıyorum. Ben de buraya yorumumu yaptım zaten. Ay, kim bilir nerelerde şimdi. Bayağı aşağıda. Burada görebilirsiniz diğer şeyleri, yorumları da. Buraya da yazdım. Sonra bu değil. Heh. Burada da bir paylaşımı var. Siz temiz yürekli insanlar çocuğunuzu 80 yaşındaki bir şahsa güvenip teslim ediyorsunuz. Ama o şahıs sapkın olabiliyor ve çocuğunuzu istismar edip yıllarca yaşayacağı travmanın karanlığına acımasızca itebiliyor. Lütfen yaşlıdır, iyi adamdır, toplum tarafından sevilen biridir diye düşünmeyin. Düşüneceğiniz tek canlı çocuğunuz olsun. Urfa'daki 80 yaşındaki sapık tutuklandı. Yani burada aslında tacizi sadece o Suriyeli çocuğa değil, çevresindeki, mahalledeki ve ailedeki pek çok şeyi, pek çok çocuğa yaptığını bildiğinin işareti bu. Yücel Bey öğrenmiş sanırım bazı şeyleri. Burada onu söylüyor. Yani güvenmeyin. Gerçekten güvenmeyin. Çocuğunuzu en yakınınıza bile güvenmeyin. Gözünüzün önünden ayırmayın. Babamın dediği gibi bir gözünüzden öbür gözünüze güvenmeyin. Yıllarca o çocuğun travma yaşamaması için çocuğunuza çok çok dikkat edin. Bu haberin evet, başka yok. Şimdi Saadet Öğretmen'e geçiyorum. Saadet. Evet. Saadet. Evet, Saadet Öğretmen de burada. Hayda. Saadet Öğretmen. Onun da yazmış olduğu paylaşımı var. Şanlıurfa Siverek'te kahvenin önünde çocuğu istismar eden alçak insan Hüseyin Çiçek diyorum, ismini söyleyeyim yine. Seninle adalet önünde hesaplaşacağız. Kim bilir kaç çocuğa o kirli ellerinle dokundun. Ellerin kopsun inşallah diyorum ben de. Emniyet seni bulur. Adalet önünde senin için gereğini yapacağız. Son günlerini içeride geçireceksin. Lütfen videoyu paylaşmayın. Sapıkların iğrenç duygularına alet olmayın. Zaten sosyal medya o şeyleri kapatıyor. Yani engelliyor. Ceza da veriyor. Evet, burada da öğretmen diyor ki, Saadet Öğretmen, videoyu CİMER'e iletin, savcılıklara iletin, Aile Bakanlığı'na iletin, emniyete iletin. Şanlıurfa Siverek'te kahvenin önünde çocuğu istismar eden alçak insan, seninle adalet önünde hesaplaşacağız. Kim bilir kaç çocuğa o kirli ellerinle dokundun, ellerin kopsun, emniyet bulur. Başka var mıydı bu olayla ilgili? Yok. Ya Saadet Öğretmeni de takip edebilirsiniz. UCİM'in kendisi şeydir, üyesidir.
Ben kendisini takip ederim. Hem Yücel Bey'i hem Saadet Öğretmen'i. Bu tür istismarlara asla sessiz kalmıyor. Ve Saadet Öğretmen gerçekten tek o çocukla kalmamış. Başka çocuklara da yapmış. Hem kendi çiçek sülalesindeki çocuklara hem de mahalledeki çocuklara. Baklavayla, çikolatayla, şekerle ve çocukların sevdiği bilimum şeylerle çocukları yanına çekmiş. Bir çikolata ya da bir baklava için o çocuklar da bu pisliğin kucağına oturmuş. Ve kucağına oturduğunda da çocukların en mahrem yerlerine dokunmuş. Çok daha fazlasını da yapmış. Geriye dönük lütfen bu işin peşini bırakmayın. Mahallede olsun, ailede olsun, çiçek ailesinde olsun kimlere bunları yaptığını ortaya çıkartın lütfen. Yani bu kişi çıkmasın hapisten. Bu kişinin cenazesi çıksın. O kadar büyük ceza verin ki asla da şey yapmayın. Bakın ya, size açıkça şunu söyleyeyim. Bana artık ay, onu da düzgün nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Şöyle yapayım. Çalışmıyormuş. Bundan dolayı pislik eliyle yapıyor. Bu şekilde bir bilgi geldi. Ne derece doğru bilmiyorum. Adli tıpa gönderiliyor ya zaten bu. Hapse girmeden önce adli tıpa gönderiliyor ya. Sonuçta bir sonraki mahkemesinde de yine adli tıpa gidecek. Bir baksınlar bakalım. Yani bir tarafı çalışmamasına rağmen o pislik eylemini eliyle yapıyor. Ve siz çiçek ailesi oldu da başardınız diyelim. Hani bir şekilde siz bıçak aşiretin değil ama başka bir aşireti araya koydunuz. Bu sapığı çıkarttınız. O çocukları istismar eden o iğrenç eli siz nasıl öpeceksiniz? Ha? O eli öperken o elle kaç tane çocuğun ırzına geçtiğini düşünmeyecek misiniz? Çocuklarınızı o eli nasıl öptüreceksiniz? Ve dilerim muvaffak olamazsınız. Dilerim başaramazsınız. Dilerim Hüseyin Çiçek ömrünün geri kalanını hapishanede geçirir. Bir daha o hapisten inşallah dışarıya canlı olarak çıkmaz. Oradan gideceği yer mezarlık olsun inşallah. Artık daha fazla çocuğa elinizi sürmeyin. Bugün bu Hüseyin Çiçek'in haberini yapıyorum. Yayınını yapıyorum. Yarın başka birisinin böyle bir rezilliğini duyarsam, dediğim gibi Türkiye'de üstü kapatılıyor, ismi gizleniyor, fotoğrafı gizleniyor. Ama ben Amerika'dayım. Ve ben sizi bulurum. Kim olduğunuzu da bulurum. Sizi sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya rezil ederim. O yüzden çocuklara elinizi sürmeyeceksiniz. Kadınlara elinizi sürmeyeceksiniz. Masum olan insanlara elinizi sürmeyeceksiniz. Yoksa sizi insan içine çıkartacak yüz bırakmam. Bu kadar da söylüyorum. İşte tehdit İbrahim Çiçek ve Cumali Çiçek. Tehdit öyle değil, böyle olur. Sizi yerin dibine sokarım. Evet, şimdi size bakıyorum. 28 dakika olmuş. Bugün bayağı bir yayın yaptık. Çenem yoruldu biraz. Sizin yorumlarınıza bir bakayım. Ondan sonra müsaadenizi isteyeyim. Ebru Uluyazı. Her şey çok pahalı. Alamıyor insanlar. Alamıyor. Ve nedense bakın yaşım artık benim 51'e yürüdü. Önümüz Ocak'ta ben 51 yaşında olacağım. 51 yaşına yani 51 yaşında demeyeyim de şöyle 30 yaşıma kadar hep böyle çok büyük hayallerim vardı. Mesela çocukken komşularımız çikolata yerdi. Bizim durumumuz yoktu ki çikolata yiyecek. Ama o çikolatadan bir parça alabilmek için var ya kaç takla atardık. Onu hatırlıyorum. Ama o yaşlarda bakın ben böyle bir şey yaşamadım. Şey olarak yani böyle bir çikolatayla falan beni kimse kandırmadı. Yani onu söyleyeyim. Eğer ki bir komşumuz gel sana bir çikolata vereceğim gel kucağıma otur deseydi ben oturmazdım. Çünkü bize küçüklükten itibaren ailemiz bunu öğretiyordu. Kimseden yiyecek ve içecek almayın. Aç kalın ama almayın. Başınıza kötü işler gelebilir diye. Bu yüzden işin büyük bölümü biz annelere düşüyor çocuklarımızı eğitmek için. Kimseden hiçbir şey yemesin diye, almasın diye. Ama bir de enteresan bir şey var arkadaşlar. Bu adam, bu sapık pedofili Hüseyin Çiçek o mahallenin tanınan bir yaşlı adamı, tanınan bir esnafı tanıyorsun yani sen tanıyorsun onu. Muhabbetin de var.
Ve diyorsun ki işte sen iyi adam, yaşlı adam yapmaz. İşte demeyin. Demeyin. En yakınınızdan bile çocuğunuzu koruyun. Sizden başka kimseden hiçbir şey almasın. Yiyecek içecek almasın. Bizim içimiz geçerdi ama gidip almazdık. Çünkü biz böyle eğitildik. Dediğim gibi biz evcilik oyunu oynarken işte kardeşlerimle ortanca çiçeği, ayva çiçeği, bir de kiraz, ay çiçeği diyorum ya, yaprağı. Ayva, ortanca ve kiraz yaprağını evcilik yaparken oynadık. Tadına baktık ve tadı hoşumuza gitti. Ama en çok biz şeyi beğendik. Ortancanın yapraklarını beğendik. Çünkü ortancanın yapraklarının böyle bir aroması var. Biz onları yedik hep. Karnımız acıktığında, yiyecek bir şey bulamadığımızda gidip ortanca yapraklarını yiyorduk. Yani gitsinler, ne bileyim hani, yaprak yesinler, başkalarından hiçbir şey almasınlar. Gitsinler evden kuru ekmek alsınlar, onu kemirsinler. Yine de başkalarından bir şey almasınlar. Sonra ömrü billah içinizdeki o vicdan azabı gitmez. Anne olarak, baba olarak gitmez. O çocuğunuzun içinden de bu travma çıkmaz. Sonra topluma sağlıksız bireyler salarız. Öyle yaşadığı için aynı şeyi ona başka çocuklara yapmaya başlar. Sivaslı. Bu çocuğun annesi hangi ruh aleminde salmış sokağa? Gerçekten anne de suçlu. Evet. Bir sürü çocukları var. O Suriyeli ailenin kaç tane çocuğu olduğunu bilmiyorum. Bir sürü çocukları var ve bakmıyorlar ki. Bakabilecekleri kadar çocuk yapmıyorlar. Yani şey olarak, genel olarak bizim kültürümüzden bahsediyorum. Bakabilecekleri kadar çocuk yapmıyorlar. Doğurabildikleri kadar çocuk yapıyorlar. Ne oluyor sonra? İlgilenemiyorsun. Sokağa salıyorsun. Yani siz, bakın çok çocuk yapan ailelere söylüyorum ve annelere söylüyorum özellikle. Siz çok çocuk yapıyorsunuz. Minik minik kuzular. Ve bu kuzuları sokağa salıyorsunuz. Kurdun kuzun tilkinin içine. Onlar da ona, çocuklara türlü kötülük yapıyorlar. Bu yüzden bakabileceğiniz kadar çocuk yapın. Evet Ömer Bey, anladım. Anladım o yorumunuzu. Hı. Meltem Hanım, Pınar abla hala gençsin maşallah. Allah uzun ömürler versin. Hepimize inşallah. Hepimize teşekkür ediyorum. Aynen Mehmet Karakaş. Ya da bir Charles Bronson lazım. Bir filmi vardı ya Charles Bronson'un. Karısına ve kızına tecavüz edip öldürüyorlar. Ondan sonra şey düşüyor peşine. Karısıyla kızına tecavüz edip öldürenleri peşine düşüyor. Önce onları öldürüyor. Ardından da ne yapıyor? Başlıyor suçluları öldürmeye. Hatta emniyet teşkilatı da onun yaptığını biliyor ama görmezden geliyor. Filmin sonunda da artık hani bir kez daha yaparsan seni tutuklarım dedi. Ondan sonra bir daha kimseyi öldürmedi. İşte bu mu olsun? Bu olmasın. Benim amacım bu. Bu olmasın. Adaletimiz bu pisliklere gerekli cezayı versin ki bizim içimizde de Dexter'lar çıkmasın. Charles Bronson'lar çıkmasın. Biz çocuklarımızı yanımızdan ayırmadık. Ben çocuğumu hiç yanımdan ayırmadım. Kimseye emanet etmedim. Evet Mehmet Karakaş. Bir kadının ortalama 6000 gün anne olma şansı var. Bunlar hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Evet hiç boşluk yok. Hiç. Bu arada tabii ben birini eleştirirken kendi ailemi de eleştiriyordum. Mesela benim babaannem yaklaşık 18 tane çocuk doğurdu. Yani evlendiği gün çocuk doğurmaya başlamış. En son çocuğu sanırım 51 yaşında doğurmuş. Ondan sonra da zaten menopoza girmiş, bir daha çocuğu olmamış. Devlet o zamanlar, bakın Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımız için devlet, tabii nüfus da azaldı, devlet destek veriyor çocuk başına o dönemlerde. Sonra bundan dolayı da işte çocuk aldırmak yasak, kürtaj yasak, her türlü şey yasak. Bu yüzden babaannemin tam 18 tane çocuğu oldu. Sonra kaç tanesi hayatta kaldı? O kadar çok salgın hastalıkları oldu ki.
Yani çok çocuk doğurmalarına rağmen salgın hastalıklardan benim babaannemin pek çok çocuğu hayatını kaybetti. Hayatta kalan sadece 6 tanesiydi. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığı için şu anda biz savaşta mıyız? Nedir bu kadar çok çocuk doğurmak? Doğurup doğurup sakala salmak. Mehmet Bey süper. Dün bir yayında baktım yorumlarınıza. Çağatay'da özellikle. Bayağı aktifsiniz Mehmet Bey. Yani İlker sonunda vazgeçecek. Yani yeter artık, lanet olsun diyecek. Gidecek kendi kendine ihbar edecek. Yani işte sizden korktuğu için, çekindiği için Mehmet Bey. Efsun Hanım, ilk defa mı geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emel Bey. Ben ilk defa geliyorum. Bu yayına kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Evet, isminiz yeni. Yeni isimler görüyorum zaten burada. Hoş geldiniz. Daha çok yayınlarımda görmeyi sizi isterim. İlker Özel ilgi alalım. Durun şuraya göstereyim. Farkındayım. Bayağı da bilginiz var bu konuda. İşte biz suçlulara göz açtırmayacağız. Biz masumlar suçluların suçunu, işte bu suçlu, suçlu diyeceğiz. Ha, Türkiye, yani dünya genelinde suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Bir şeyi vardır, lafı vardır. Ben şimdi bu sapığın videosunu izledim. Mahkemeye çıktı diyelim ki, mahkemenin hakimi de taraflı ya da birilerinden emir aldı, mecbur bırakacak. Ben şimdi o şeyi neydi, kararı kabul etmek zorunda mıyım? Videolarla her şey belli. Gözümün gördüğüne inanırım ben, gözümün gördüğüne. İlker Mehmet Bey ensede, ona göre. Evet. Mehmet Bey ensesinde. Bizler de ensesindeyiz. Bir yayına çıksınlar da. Efsun Hanım, çok teşekkür ederim. Şok oldum. Olayı araştırırken sizi gördüm. Gelirim tabii ki inşallah. Evet. Çok sevinirim. Mehmet Karakaş, İlker kaçabilirsin ama saklanamazsın. Biz fotoğrafı şak çektik. Bizim için, benim için açıkçası Çağla Tuğaltay dosyasında Çağla Tuğaltay cinayeti çözülmüştür. Bu şeyinde, Hüseyin Çiçek'te. Onun bileti de kesilmiştir. Her şey aleni ortadayken nasıl kurtarmayı düşünüyorsunuz acaba Hüseyin Çiçek, İbrahim Çiçek? Nasıl kurtarmaya çalışıyorsun? Sen dön, bak, aileni tehdit etmek yerine sen ailene dön. Şu anki çocuklardan bahsediyorum. Şu anki ailenizdeki küçük yaştaki çocukları şöyle bir çekin. Çekin, bir konuşun. Deden seni kucağına aldı mı? Kucağına alıp sana bir şeyler yaptı mı diye bir araştır. Elini sürmediği kimse kalmamış. O yüzden seri tecavüzcü, seri istismarcı ve seri tacizci diyorum ben o pisliğe. Ve dışarı çıkmaması için kendimce elimden geleni yapacağım. O da böyle yayınlar yapmaktır. Benimle konuşan insanların anlattıklarını burada aktarmaktır. Evet. Buradaki gibi değil mi? Ebru Uluyazı. Türkiye'de neden halk jürisi yok? Olabilirdi. Evet, olabilirdi. Türkiye'de neden halk jürisi yok? Burada var. Hatta beni de jüriye çağırdılar da. Bir kere jüride karar verebilecek yeterli İngilizcem yok. Yani o şeye dedi, karar verecek. İşte suçlu ya da değil diyecek. Bir bu. Ama ikinci en önemlisi, mesela oğluma söyledim. Dedim bak, dedim jüriye çağırdılar beni. Jüri olacağım. Bir baktım ki ağır ceza jürisiyim. Karar vereceğiz yani. Yani bir katili, o katil deyip içeri attıracağız. Bana dedi ki sakın gitme. Eğer gidersen dedi, o katil de dışarı çıkarsa senin peşine düşer. İşte hapisten kaçarsa senin peşine düşer. Bizi öldürür anne, sakın gitme. Benim oğlum da küçücük yaşında bunu söylüyordu yani. Gitme. Geçen sene geldi. 2021 yılında ben, eşim vefat ettikten sonra vatandaşlığa başvurup da Amerikan vatandaşı olmuştu. Çünkü çok kıskançtı. Benim sağ Allah rahmet eylesin eşim de çok kıskançtı. Yani Amerikan vatandaşı olursam onu terk edeceğimi sanırdı. Araba kullanmayı öğrenirsem, ehliyet alırsam onu terk edeceğimi söylerdi. Bana güvenmediği için değil, kendine güvenmediği için.
Ama çocuğum var, çoluğum var, çocuğum var, ne bileyim kurulu bir düzenim var. Niye ben gideyim? Bir de severek evlenmişiz ya. Her ne kadar şeyde sorunlarla çıksa mesela evliliğimiz süresince. Kimsenin evliliği çiçek bahçesi değil yani. Niye şey yapayım yani? Terk edeyim. 2021 yılında işte gittim Amerikan vatandaşı oldum. Bir sene sonra da işte jüri geldi. Jüri şeyi. Yok. Teşekkür ederim Hülya. Hükümet gibi kadınsınız. Çok teşekkür ediyorum. İşte bugünlere gelene kadar ham bir demirdik. Yani çocukluğumuzdan itibaren ham bir demirsiniz. İşte kılıç olmak için bir sürü darbe almanız gerekiyor. Biz de bir sürü darbe ala 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 ala. Bir de yetiştiğiniz yer de çok mühim. Size terbiyeyi, edebi, oturmayı, kalkmayı öğretecek insanların da önemi çok büyük. Yani yaşadığınız, doğduğunuz yer ne de doğduğunuz ev kaderinizdir diye bir cümle vardı. Gerçekten öyle. Doğduğunuz ev kaderinizdir. Ve benim kaderimde çok fakir bir yani aslında işte babalar tutumlu olsa biz fakirliği çekmezdik. Çok fakir bir ailede doğdum. Çok fakir bir hayat yaşadım. Ta ki 18 yaşıma kadar ilk iş yerine girene kadar. 18 yaşında kendi paramı kazanmaya başladım. Açlık nedir bilmedik. Yokluk nedir bilmedik. Ayağımızı da yorganımıza göre uzattık bu arada. Ve darbeyi ala 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 bir de ekonomik gücünüzü elinize aldığınızda çok daha sağlam basıyorsunuz yere. Ve benim yaşadığım yer Fenerbahçe'ydi. İstanbul Fenerbahçe. Kalamış Fenerbahçe yan yanadır zaten. Ve bizim apartmanımız çok renkli bir apartmandı. Ve o apartmanda çeşit çeşit insan vardı. Dediğim gibi Yugoslav'ı, Ermenisi, işte Hristiyan'ı, Müslüman'ı hepsi vardı. Şarkıcısına kadar vardı. Leyla abla Allah rahmet eylesin. O da şekerden hayatını kaybetti. Çok güzel sesi vardı. Çok da güzel hikayeler anlatırdı. Bize onlar eğitti. Yani bizi onlar eğitti. Çünkü bakıyorlar ben bazen işte çocukluğumda, gençliğimde yaşadığım şeyleri anlatıyorum. İnsanlar bana diyor ki peki Pınar Hanım siz nasıl psikolojiniz bozulmadan bu yaşa kadar geldiniz? Hani nasıl böylesiniz? Hani ben anlatınca insanlar şaşırıyor. Çünkü bizi yetiştiren insanlar farklıydı. Ve biz sığınacak bir yer arardık kardeşlerce. Mesela şiddet mi var evde? Hemen bahçenin köşesinde küçük böyle brandadan bir çadır yaptık. Şiddet gördüğümüzde biz kardeşlerce gider o çadırın içerisinde. Çünkü bir tek o çadırın içine girmiyorlardı. Nedense hiç girmediler. Biz o çadırın içine girer hayaller kurardık. Büyüyünce şöyle yapacağız, büyüyünce böyle yapacağız. Kurduğumuz hayaller de bize umut verdi. Ve hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Teori üretmekten de asla vazgeçmeyin. Ne bileyim teori üretirken aa bu aptalca aa bu saçma falan demeyin. Bana burada yazın. Hatta yayın bittikten sonra altına da yazabilirsiniz. Teori üretmek suç değildir. Teori üretmek iyi bir şeydir. Ve yarın öbürsü gün sizin söylemiş olduğunuz yoldan, sizin vermiş olduğunuz teoriden belki bu dava çözülecek. Bir dava çözülecek yani hangi dava olursa olsun. Hiçbir zaman fikrinizi küçümsemeyin. Fikrinizi küçümsemek isteyen insanlardan da uzak durun. Sizi küçük gören, aşağı gören insanlardan da uzak durun. Çünkü o kişiler kendilerini de sevmiyorlar. Aynaya baktıkları yüzden de hoşlanmıyorlar. Bundan dolayı sizi küçük görüyorlar. Çünkü kendisinde olmayan şeyi sizde gördükçe sizi aşağılamaya başlarlar. O yüzden içinizdeki gücü keşfedin. Evet Ali Saygı, Mehmet Karakaş. Evet Ali Saygı İlker'in öz dayısıdır. Yani İlker'in işte ordudayken işte aradım, yoldayken aradım. Bütün telefon trafiğini yürüttüğü kişi Ali Saygı'dır. Ali Saygı'nın oğlunun adı da Ali Sami Saygı'dır. Usta aşçıdır. Çok iyi bıçak kullanır. Ve onun telefon kayıtları alındı mı bilmiyoruz işte. Nerede benim moderatörüm? Moderatörü bir görmüyorum. Moderatörümü çalmışlar. Acaba kaç? Evet 44 dakika oldu. Evet 40 dakikalarda yaptık. Yarın yoğunuz malum. Salı günü bir engel olmazsa Merve Çelik. Çağla Tuğaltay'ın kız arkadaşı. Beraber AVM'ye gidip Remzi Kitabevi'ne gittiği arkadaşıyla şey yapacağız. Onun yayınının analizini yapacağız. O salı gününe kadar müsaadenizi isteyeyim. Salı günü görüşmek üzere. Yine tam kadro sizi burada görmek istiyorum.
Hepinize iyi geceler, iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.